Merhaba arkadaşlar, ben CrazyBee, SCP-087. Bugün sizlerle SCP hakkındaki bilgileri sunacağım. Videolarımız hoşunuza gidiyor ise beğeni atabilirsiniz. İlk olarak SCP-087'nin nasıl bir yerde saklandığından bahsedelim. SCP-087 açılan bir kapı, güçlendirilmiş çelikten yapılmış olup elektronik kilit mekanizmasına sahiptir. Kapı, binanın dizaynıyla tutarlı olacak şekilde bir malzeme dolabı olarak kamufle edilmiştir. Kapı kolundaki kilit mekanizması, mekanizmaya elektrik verirken anahtar saat yönünün tersine çevrilmedikçe açılmaz. Kapının içi 6 cm kalınlığında endüstriyel köpük dolgu ile kapatılmıştır. Yani kısacası bu deneklerin tutulduğu oda çok güçlü maddelerden yapılmıştır ve gerilmesi çok zordur. Peki SCP-087 nedir? Ondan bir bahsedelim. SCP-087 karanlık bir merdivendir. Yaklaşık 3 metre çapında, yarı daire şeklindeki bir platforma ulaşmadan önce basamaklar 38 derecelik bir açı üzerinde 13 basamak olmak üzere alçalır. Her platformda iniş açısı 180 derece döner. SCP-087 dizayn gereği deneklerin görüş mesafesi 1,5 katlık olacak şekilde kısıtlar. SCP-087'yi keşfetmekle görevlendirilmiş tüm denekler ayrıca bir ışık kaynağına ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü herhangi bir monte edilmiş ışık kaynağı veya pencere bulunmamaktadır. 75 watt'tan daha parlak ışık kaynaklarının etkisiz olduğu tespit edilmiştir. Zira SCP-087 tüm fazla ışığı emmektedir. Denekler ızdırap içinde. Ses kayıtları da bunu doğrulamıştır. Acı dolu bu seslerin kaynağının ilk platformdan yaklaşık olarak 200 metre altından geldiği tahmin edilmektedir. Ancak her türlü merdivenden aşağı inme teşebbüsü denekleri sesin kaynağına yakınlaştırma anlamında başarısızlıkla sonuçlanmıştır. En uzun keşif olan keşif 4'te hesaplanmış olan kat edilen mesafenin hem binanın mimarisinin hem de etrafındaki jeolojik etmelerin el verebileceğinden daha çok daha ötesinde olduğu görülmüştür. Şimdilik SCP'nin bir sonu olup olmadığı bilinmemektedir. Ama bazı tahmin eden kullanıcılar SCP-087'nin hiçbir şekilde bir sonunun olmadığını iddia etmişlerdir. D sınıfı personeller tarafından SCP-087 toplam 4 farklı keşif düzenlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Keşiflerde yer alan her deney SCP-087 1 ile görünür göz bebekleri ve burun delikleri veya ağzı olmayan bir yüz ile karşılaşmıştır. SCP-087 1'in doğması tamamen bilinmez olmakla birlikte yakarmanın kaynağı olmadığı da tespit edilmiştir. Denekler SCP-087 karşılaşmak durumunda şiddetli paranoya ve korku dolu davranışlar sergilerler. Ancak bu davranışların anormal ya da doğal bir reaksiyon olup olmadığı tespit edilememiştir. Şimdi de başka şekilde bir bilgi vereceğim. Keşif 4'ten sonraki 2 haftalık bir periyotta çalışanlar ve kampüsteki çeşitli öğrenciler SCP-087'nin içinde her 1 ila 2 saniyede bir gelen kapıya vurma seslerini bildirdiler. SCP-087'ye açılan kapı 6 cm kalınlığında kalın endüstriyel dolgu ile kaplandı. Kapı vurma sesleri kesildi. Bu SCP-087 benim anlatımımla kısaca şöyledir. Bir karanlık merdiven var. Siz bu karanlık merdivenin sonuna gidene kadar merdiven alçalıyor ve sonsuzluğa gidiyor. İndikçe bitmeyen bir karanlık merdiven düşünün. Merdivenin belirli katlarında ızdırap çeken deneklerin seslerini veya çeşitli sesler duyabilirsiniz. Kısacası siz bu karanlık merdivene indikçe inersiniz. Ama bu karanlık merdivenin sonuna ulaşamazsınız. Çünkü SCP-087'nin güçlü bir sistemi vardır. Ve yapılan malzemeleri aklınızın bile eremeyeceği
kadar kaliteli ve güçlüdür. Ama farz edin ki son kat merdivenine ulaştınız. Orada bir kapı var. Ama o kapı evinizdeki kapı gibi kolay kolay açılan bir kapı değil. Çok güçlendirilmiş bir kapı. Yani hayal edip güçlü oluşunu anlatamayacağınız kadar iyi, güçlendirilmiş bir kapı. Hatta temin de söylediğimiz gibi o güçlendirilmiş kapıdan kapı vurma sesleri gelmiştir. Ve daha sonra kapı bir kez daha köpük dolgu ile tekrardan kapatılmıştır. Ve artık ses kesilmiştir. Yani o kapıya asla ulaşamazsınız. Ama ulaştığınızı düşünün. O kapıyı asla açamazsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımız hoşunuza gidiyor ise videoma beğeni atmayı unutmayın. Ve kanalımda yeniyseniz veya hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.